Diş eti iltihabını önlemek için bizim ilk yaptığımız şey hastanın ağzında plak oluşumuna, plak birikim neden olacak bir yapı var mı? Öncelikle bunu araştırmak. Çünkü diş taşları gibi veya uyumsuz dolgular gibi plak birikim neden olabilecek bir şey olduğu zaman ağızda hasta istese de dişlerini temizleyemiyor. O plağı oradan gideremiyor. Plak gitmediği zaman da yani sorunun kaynağı çözülmediğinde de diş eti iltihabı hiçbir zaman gitmiyor. O yüzden bizim ilk baktığımız şey ağızda bu oluşumlar var mı? Yeterli bir diş taşı temizliği ardından hasta da bizim önerdiğimiz bakımları yaptığı takdirde diş iltihabını önlemek işte toplumda bilinenin aksine zor bir iş değil.